Siz eğer böyle çatır çutur çarpanlarını ayırabilen biriyseniz bunları öğrendiğiniz yöntemleri ayırır, kolayca sadeleştirirsiniz. Ama ayıramadıklarınız olursa bir B planınız olsun. Zaten hiç ayıramıyorsanız da A planınız olsun. Faydayı sıfır yapmadığı sürece sıfırı kullanarak çözeceğiz işi. Bakın bu ifadeniz en sade halisi olmuş. X gördüğüm yere sıfır yazıyorum şöyle. Ne oldu arkadaşlar burası? 3 bölü eksi 9. Çarp bakın burası eksi 4 bölü 3 fakat bölü olduğu için ters çevireceğiz. Yani 3 bölü eksi 4 diyeceğiz. 3 kere 3 9. Şu 9'u da sadeleştirelim. Yukarıda 1 kalır. Aşağıda da eksi eksi artı olduğuna dikkat ediniz. 4 kalır. 1 bölü 4 cevabımız. X'e 0 yazarsak A eksi 1, B eksi 3, C 4, D 1 bölü 3, E 1 bölü 4. Gördüğünüz gibi E seçeneğinde cevabı yani 1 bölü 4'ü hemen bulmuş olacağız. Diyeceğiz ki baba ne haber? Diyecek ki aynı. Bir abilik gubilik bir ifade daha. Oldukça kalabalık. Şöyle paydayı ben hemen gözüme kesiyorum şöyle. Sıfır koyunca sorun oluyor mu? Olmuyor. Götürüp A gördüğüm yere sıfır yazıyorum arkadaşlar. Bakın A'ya sıfır yazdığım zaman içerisinde A olan her şey gidiyor. Evet. Eksi 1 bölü eksi 1 yani 1 çarpı 1 bölü 3 çarpı 6 bölü 1 yani 6. Buradan 6 bölü 3 yani cevabımız 2 çıkacak. Şıklarda da A'ya sıfır yazıyorum. A 1, 2, 3, eksi 2, eksi 1. Nerede cevabımız? 2 ile B seçeneği. O zaman böyle hep sorunsuz mu gidiyor? Hayır. Arada arıza çıktığı da olabiliyor. O da şöyle mesela. Ne olabilir? Sıfırı kullanamayabiliriz. Paydayı sıfır yapar. O zaman 1, 2 gibi sayılar vermek gerekebilir. Bir de aynı sayıdan iki tane seçenekler de olabilir. Bunların hepsinin çözümü var. Bakınız, yine bir başka sadeleştirme sorusu. Bu işlemin sonucu sorulmuş. Ben de yine paydaları şöyle gözümle kesiyorum ve son derece masum duygularla götürüp işlemi sıfırı yazıyorum. Yazdığım zaman artı 4 bölü eksi 4 yani eksi 1. Eksi 9 bölü eksi 3 yani artı 3. 1 bölü 1 yani 2. Bakın. Buradan 3 eksi 1, 2, 2 eksi 1, 1. Cevabı 1 buldum. Bir x'e 0 yazdığım zaman artı 1, eksi 1, 1, eksi 3 ve 2. 5 tane şık. Bütün şıklar sayı. Cevap 1 ama şıklarda 2 tane 1 var. Yani bu bir tanesinin x'li olması önemli değil. Cevap 1, 2 tane 1 var. A, C, 1. Ne oldu? Ne oldu? UFO görmüş masum köylü edasıyla şaşırmaya gerek yok. Bu durum başımıza gelebilir. Eğer iki tane seçenek varsa bu iki seçeneği ayırmak için başka bir sayı kullanacağız arkadaşlar. Yani x yerine örneğin ne bir yazabiliyormuş. Paydaya baktım şöyle sıfır yapmıyor. X yerine bir yazıyoruz. Neden bunu yapıyoruz? Bir ikincisi bir de bunu yaparken arkadaşlar diğer elenen şıklara bir daha değer veriyor muyuz? Bakın burada sadece A ile C arasında kalmıştık. Diğerleri elenmiştir. Bir daha değer verirken bunlar dikkate alınmaz. X'e 1 yazacağız. 1 yazdığımızda A şıkkı 2 olacak. C şıkkı yine 1 olarak kalacak. Yukarıda X gördüğümüz yere 1 yazdığımızda eğer 2 çıkarsa A'yı 1 çıkarsa C'yi işaretleyeceğiz. Yazıyorum arkadaşlar 2'yi. 4 tam X yerine 1 yazıyorum. 1 yazdım. Yukarısı 5 eksi 5. 0 bölü eksi 3. Artı. 1 yazıyorum. Eksi 8 bölü eksi 2. Eksi 2 bölü 1 eksi 1 artı 1. Yani 1. Şurası zaten 0 yapar. 8 bölü 2 4. Eksi 2 bölü 1 2. 4 eksi 2'den cevap 2 oldu. Cevabı 2 buldum. Ne o zaman cevap? A seçeneği cevap. Evet. Demek ki ne yapıyormuşuz? Bir önceki soruda ne öğrendik? Aynı sayı yazdığımız zaman aynı şıktan iki tane olursa onları elemek için ikinci bir sayı kullanacağız.
Evet. Doktor bu ne? Diyezim var. Bu ne olabilir? Evet. Bu niye böyle soruyorlar biliyor musun? Bak bunu bütün çarpanlara ayırma yöntemleri var. Yani diyor ki birinden olmasa ben birinden bunun ayağını kaydırırım. Yani x kare artı 3x y artı 2y kare. İki bilinmeyenleri ayıracağız. X kare artı x y artı y kare ayrılmıyor. Yani ayrılmadığını bileceğiz. X küp eksi y küp 2 küp farkı zaten kaç kişi biliyor küp açmayı? Gerçi yaptık geçen derslerde. Özelliği verdik. İki kare farkı tam kare her şey var içerisinde. İki harfi olursa yine faydalara dikkat edeceğiz. Tanımsız olmasın diye. Ama genel ilkemiz x gördüğümüz yere 0, y gördüğümüz yere 1 yazalım. Bakın x'e 0 yazdığım zaman içerisinde x olan her şey gider. X ile çarpılanlar dahil olmak üzere şurası komple gider. Y'ye ne yazacağım? 1. Bakın yazıyorum 2 y kare 2 olur. Y küp ama öndeki eksiye dikkat ediyoruz. Eksi 1. Y kare 1 eksi y kare eksi 1. Bakın 1'i yazdım y'nin yerine. Bölü yine y 1 yazarsam 1 bölü 1'den sağ tarafta 1 olur. Buradan cevabımız 2 bölü 1'den 2 çıkar arkadaşlar. Cevap 2. Şıklarda x'e 0 yazıyorum. Y 1. X'e 0 yazıyorum. Y eksi 1. X'e 0 yazıyorum. 2y 2. Tabii y'ye de 1 yazıyorum aynı zamanda. X'e 0 yazarsam çarpım 0 olur ve 1 olur. Evet. Bakınız bütün şıklarımız neye döndü arkadaşlar? Sayıya döndü. 1, eksi 1, 2, 0 ve 1. Biz kimi arıyoruz bu arada? 2'yi bulmuştuk. 2'yi arıyoruz. C cevap. Peki hocam burada iki çık arasında kalırsak ne olur? O zaman da 0'a 2 yaz. Ya da 1'e 0 yaz değiştir. Yani sonuçta farklı sayı kullanacağız. Son bir tane. Bu da başka bir fantezi. x, y, z'li. Faydalara yine baktım. Şu hani paydada harf kalmasın diye z'ye 0 vereceğim. Tabii 3 tane harf var. X, Y, Z. Yani örneğin X'e 0, Y'ye 0, Z'ye bir şey verebilirim ama ben Z paydada olduğu için ona 0 vermek istiyorum. X'e de 0 vereyim. Y'ye de 1 vereyim mesela gibi. Bunu istediğiniz gibi sıralayabilirsiniz. Şu Z'ye gitsin, 0 olsun. İçinde Z olanlar hep yine 0 olur. X olan da 0 olur çünkü X'e de 0 verdik. Y'ye de 1'di. Bakın cevap 2 bölü eksi 1'den eksi 2 çıkar. Bu kadar hengamenin cevabı eksi 2. Şimdi x'e 0 verdik. Z'ye de 0 verdik. Burası 0 olur. X'e 0 verdik. Y'ye ne vermiştik? 1. Bakın burası eksi 2 olur. X'e 0 verdik. Y'ye 1 verdik. Eksi 1 bölü 2 olur. Yapma bunu. Tamam. Z'ye 0 verdik. Eksi 2 olur. İki tane cevap çıktı. X'e 0, Z'ye 0. Burası da bakın 1 olur. Evet, iki tane oldu maalesef. Sayı seçimimi hiç beğenmedim. B ile D cevap. Evet, B ile D. İkisinden birisi. Diğerlerini eliyorum şöyle. Yani bu şu ikisi arasında kaldım. Şunlar gitti. Elendi bunlar. Ne yapabilirim bunları elemek için? Bu z'li. Mesela z'ye yine 0'ı verdiğimi düşün. Z'ye 0 verdiğimi düşün. Burası eksi 2 oldu. Z 0 olarak kalsın ama x'e 0 vermeyeyim. Mesela. Ne vereyim? X'e de 1 vereyim mesela. Ya da 2 vereyim. X'e de 2 vereyim. Mesela 2, 1, 0 olsun. Şimdi o zaman tabii işler değişir. Z 0 olunca z'liler gider. Evet. Ama ve lakin arkadaşlar z'ler gider ama x'li olan gitmez bakın şurası. Burası mesela ne? 2 mi arkadaşlar? X 2. Y de 1. Ne çıkar buradan cevap? Eksi 4. X'e 2 verdim. Eksi 4. Y'ye 1 verdim. 2 bölü eksi 1. Cevap arkadaşlar buradan 2 çıkar. Eksi 2 bölü eksi 1'den. Şimdi D seçeneği eksi 2. Peki B seçeneği ne oldu? X'e 2 verdik. Y'ye de 1 verdik dikkat ederseniz. 2 eksi 1, 1. 2 ile çarparsak 2 olur.
Cevap ne? Peki. Yani Bolu. D seçeneği değilmiş. Giderek bir şey daha söylemek istiyorum. Bu tabii biraz daha profesyonel olmak gerekiyor bu konularda. Şimdi iki harfleri tek bir harfe değer vererek, üç harfleri de ikisine değer verip üçüncüye vermeden direkt bulabiliriz. Mesela ben burada biraz önce X'e ve Z'ye sıfır verdim. Y'ye hiçbir şey vermiyorum. X, Z'de olan her şey gidiyor. Cevap 2Y bölü eksi 1. Yani eksi 2Y bu. Sonra şıklarda X, Z sıfır. Burası sıfır. Bakın X'e sıfır verdim. Burası eksi 2Y. X'e sıfır verdim. Eksi Y bölü 2. X'e ve Z'ye sıfır verdim. Burası Y. Z'ye sıfır verdim. Eksi 2. Burada ne çıktıysa aynısını hemen buluyorsun. B seçeneği. Bu da yüksek IQ olanıydı. Evet dostlar. Bu kadardı. Çarpanları ayırma konusu. Bir sonraki konuda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.